Merhaba arkadaşlar, Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türk İslam Devletleri ile ilgili soru cevap çalışması yapacağız. 40 tane soru hazırladım. Buyurun başlayalım. Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti hangisidir? Karahanlar Devleti'dir. Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti Karahanlar Devleti'dir. Soru 2. Türk İslam Devletleri'nde bilim ve sanat alanlarında büyük gelişme yaşanmasının temel nedeni olarak ne gösterilebilir? Bilim ve sanat çalışmalarına devletin vermiş olduğu destek neden olarak gösterilebilir? Türk İslam Devletleri'nde bilim ve sanat alanlarında büyük gelişme yaşanmasının temel nedeni olarak bilim ve sanat çalışmalarına devletin vermiş olduğu destek neden olarak gösterilebilir değerli arkadaşlar. Soru 3. İslam dünyası için kutsal olan topraklara yani Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti hangisidir? İşidiler devletidir. İşidiler devletinin diğer adı Akşitler olarak kaynaklarda karşımıza çıkabilir. İslam dünyası için kutsal olan topraklara yani Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti İşidiler devletidir değerli arkadaşlar. Soru 4. Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi sultan zamanında yaşamıştır? Sultan Melikşah döneminde yaşamıştır. Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini Sultan Melikşah döneminde yaşamıştır. Soru 5. Tur Ali Bey tarafından kurulan ve Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren Türk Devleti hangisidir? Akkoyunlar Devleti'dir. Tur Ali Bey tarafından kurulan ve Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren Türk Devleti Akkoyunlar Devleti'dir. Soru 6. Türk İslam Devletleri'nde hükümdarın imzası olarak da bilinen kavramın adı nedir? Tuğra adı verilmiştir. Türk İslam Devletleri'nde hükümdarın imzası olarak da bilinen kavrama Tuğra adı verilmiştir. Soru 7. Türk İslam Devletleri'nde sarayın idari merkezine verilen isim nedir? Selamlık adı verilmiştir. Türk İslam Devletleri'nde sarayın idari merkezine verilen isim Selamlık'tır. Soru 8. Büyük Selçuklu Devleti'nde yazışmalardan sorumlu divana hangi isim verilmiştir? Divanı Tuğra adı verilmiştir. Bazı kaynaklarda divanı inşa olarak da karşınıza çıkabilir. Bu divanın başkanı Tuğra'yıdır değerli arkadaşlar. Ya da Münşi adıyla da isimlendirilmiştir. Bu divan Karahanlılar'da Divanı Tuğra, Gaznelliler'de Divanı Risalet adıyla anılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nde yazışmalardan sorumlu divan değerli arkadaşlar Divanı Tuğra'dır. Bu Divanı Tuğra'nın diğer adı Divanı İnşa olarak da kaynaklarda karşınıza çıkabilir. Bu divanın başkanı Tuğra'yı ya da Münşi adıyla isimlendirilmiştir. Bu divan Karahanlılar'da Divanı Tuğra, Gaznelliler'de Divanı Risalet adıyla anılmıştır. Soru 9. Osmanlı Devleti döneminde devşirme sisteminin ilk Türk İslam Devletleri dönemindeki karşılığı nedir? Gulam sistemidir. Gulam adı verilmiştir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti döneminde devşirme sisteminin ilk Türk İslam Devletleri dönemindeki karşılığı gulam sistemidir değerli arkadaşlar. Soru 10. İlk Türk İslam Devletleri'nde aynı türden malın bulunduğu yere verilen isim nedir? Kapan adı verilmiştir. İlk Türk İslam Devletleri'nde aynı türden malın bulunduğu yere verilen isim kapandır değerli arkadaşlar. Soru 11. Hoca Ahmet Yesevi tarafından Karahanlı Türkçesi ile kaleme alınan din ve ahlak öğretileri içeren eserin adı nedir? Divanı Hikmet'tir değerli arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi tarafından Karahanlı Türkçesi ile kaleme alınan din ve ahlak öğretileri içeren eserin adı Divanı Hikmet'tir. Soru 12. Çağatay Türkçesi ile Alişir Nevai tarafından kaleme alınan eserin adı nedir? Muhakemetül Lukateyn'dir değerli arkadaşlar. Çağatay Türkçesi ile Alişir Nevai tarafından kaleme alınan eserin adı Muhakemetül Lukateyn'dir değerli arkadaşlar. Soru 13. Dünyaca ünlü El Kanunu Fıttıb adlı eserin yazarı olarak bilinen İslam bilgini kimdir? İbn Sina'dır değerli arkadaşlar. Dünyaca ünlü El Kanunu Fıttıb adlı eserin yazarı olarak bilinen İslam bilgini İbn Sina'dır değerli arkadaşlar. Soru 14. Dini eserlerin kenarlarını altın tozu ile süsleme sanatına verilen isim nedir? Bu sanata teslif adı verilmiştir. Güzel yazı sanatına ise had adı verilmiştir değerli arkadaşlar. Dini eserlerin kenarlarını altın tozu ile süsleme sanatına teslif adı verilmiştir. Güzel yazı sanatına ise hat adı verilmiştir değerli arkadaşlar. Soru 15. İlk Türk İslam Devletleri döneminde yoksulların doyurulduğu aş evlerine hangi isim verilmiştir? İmarethane adı verilmiştir. İlk Türk İslam Devletleri döneminde yoksulların doyurulduğu aş evlerine değerli arkadaşlar imarethane adı verilmiştir. Soru 16.
Türk İslam tarihinde ilk posta teşkilatı hangi devlet döneminde kurulmuştur? Karahanlılar döneminde kurulmuştur değerli arkadaşlar. Türk İslam tarihinde ilk posta teşkilatı Karahanlılar döneminde kurulmuştur. Soru 17. İslam dünyasına olan hizmetlerinden dolayı halife tarafından doğunun ve batının sultanı unvanı verilen Selçuk hükümdarı kimdir? Tuğrul Bey'dir değerli arkadaşlar. İslam dünyasına olan hizmetlerinden dolayı halife tarafından doğunun ve batının sultanı unvanı verilen Selçuk hükümdarı Tuğrul Bey'dir. Soru 18. Hindistan'da kurulan ikinci Türk devleti hangisidir? Babür devleti kurulmuştur değerli arkadaşlar. İkinci olarak Hindistan'da kurulan ilk Türk devleti ise Delhi Türk Sultanlığı'dır. Hindistan'da kurulan ikinci Türk devleti Babür devletidir değerli arkadaşlar. Hindistan'da kurulan ilk Türk devleti ise Delhi Türk Sultanlığı'dır. Soru 19. Gazneli Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi olarak nitelendirdiği İslam bilgini kimdir? Biruni'dir değerli arkadaşlar. Gazneli Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi olarak nitelendirdiği İslam bilgini Biruni'dir değerli arkadaşlar. Soru 20. İlk Türk İslam devletlerinde merkezinde caminin yer aldığı yapılar topluluğuna hangi isim verilmiştir? Külliye adı verilmiştir. İlk Türk İslam devletlerinde merkezinde caminin yer aldığı yapılar topluluğuna külliye adı verilmiştir. Soru 21. Celali takviminin hazırlanmasına öncülük eden Sultan Melikşah döneminde yaşayan matematik, edebiyat ve astronomi ile ilgilenen İslam bilgini kimdir? Ömer Hayyam'dır. Celali takviminin hazırlanmasına öncülük eden Sultan Melikşah döneminde yaşayan, matematik, edebiyat ve astronomi ile ilgilenen İslam bilgini Ömer Hayyam'dır değerli arkadaşlar. Soru 22. Firdevsi tarafından kaleme alınan ve Gazneli Mahmut'a sunulan eserin adı nedir? Şehname'dir. Bu eser İran-Turan mücadelesini konu almıştır. Firdevsi tarafından kaleme alınan ve Gazneli Mahmut'a sunulan eserin adı Şehname'dir. Bu eser İran-Turan mücadelesini konu almıştır. Soru 23. 11. yüzyılda yazılan ve ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olarak kabul edilen eserin adı nedir? Divan-ı Ligat-ı Türk'tür değerli arkadaşlar. Bu eseri Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. 11. yüzyılda yazılan ve ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olarak kabul edilen eserin adı Divan-ı Ligat-ı Türk'tür. Bu eseri Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Soru 24. İlk Türk İslam devletlerinde askerlik çağına gelmiş gayrimüslimlerden alınan verginin adı nedir? Cizye vergisidir değerli arkadaşlar. Cizye vergisi din adamı, kadın, yaşlı, hasta ya da çocuklardan alınmazdı. İlk Türk İslam devletlerinde askerlik çağına gelmiş gayrimüslimlerden alınan verginin adı cizye vergisidir. Cizye vergisi din adamı, kadın, yaşlı, hasta ya da çocuklardan alınmazdı. Askerlik çağına gelmiş gayrimüslimlerden alınırdı. Erkeklerden alınırdı. Din adamlarından, kadınlardan, yaşlılardan, hasta ya da çocuklardan bu vergi alınmazdı değerli arkadaş. Soru 25. Mülkiyeti kişilere ait olan, sahipleri tarafından satılabilen, miras bırakılabilen veya vakfedilebilen topraklara hangi isim verilmiştir? Mülk arazi ismi verilmiştir. Müslüman olmayanların elinde bulunan mülk araziye haraciye denirdi. Müslümanların elinde bulunan mülk araziye üşriye adı verilmiştir. Mülkiyeti kişilere ait olan, sahipleri tarafından satılabilen, miras bırakılabilen veya vakfedilebilen topraklara mülk arazi adı verilmiştir. Müslüman olmayanların elinde bulunan mülk araziye haraciye denirdi. Müslümanların elinde bulunan mülk araziye üşriye adı verilmiştir. Soru 26. Büyük Selçuklu Devleti'nde denetim işlerinden sorumlu divana hangi isim verilmiştir? Divanı İşraf'tır bu divan değerli arkadaşlar. Bu divanın başkanına baş müşrif adı verilmiştir. Bu divan Karahanlılar ve Gaznelilerde de aynı isimle anılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nde denetim işlerinden sorumlu divana divan-ı işraf adı verilmiştir. Bu divanın başkanına baş müşrif adı verilmiştir. Bu divan Karahanlılar ve Gaznelilerde de aynı isimle anılmıştır. Soru 27. Türk İslam Devletleri'nde sultanın silahlarının sorumlusu görevini üstlenen saray görevlisi kimdir? Silahtardır değerli arkadaşlar. Türk İslam Devletleri'nde sultanın silahlarının sorumlusu olarak görev üstlenen saray görevlisi silahtardır değerli arkadaşlar. Soru 28. Türk İslam Devletleri'nde sultanın temizlik işlerinden sorumlu saray personeline hangi isim verilmiştir? Abdar ismi ya da Tastar adı verilmiştir değerli arkadaşlar. Farklı kaynaklarda farklı olarak bu isimlerle karşılaşabilirsiniz. Türk İslam Devletleri'nde sultanın temizlik işlerinden sorumlu saray personeline Abdar ya da Tastar adı verilmiştir. Soru 29. Hangi Türk devleti Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirmiştir? Akkoyunlar yazılı hale getirmiştir değerli arkadaşlar. Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getiren Türk devleti Akkoyunlar devletidir değerli arkadaşlar. Soru 30. Türk İslam tarihinde yurt kuran savaş olarak da bilinen savaş hangisidir?
1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı'dır değerli arkadaşlar. Türk İslam tarihinde yurt kuran savaş olarak da bilinen savaş 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı'dır değerli arkadaşlar. Soru 31. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinin yaşamış olduğu sorun kurucularının Türk, halkın ise Arap olması durumudur. Bu durum neye sebep olmuştur? Bu durum devlet halka kaynaşmasını engellemiştir değerli arkadaşlar. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinin yaşamış olduğu sorun kurucularının Türk, halkın ise Arap olması durumudur. Bu durum değerli arkadaşlar devlet ile halk kaynaşmasını engellemiştir. Soru 32. Türk tarihinin ilk kervansarayları, ilk medreseleri, ilk camileri, ilk hastaneleri hangi Türk devleti döneminde kurulmuştur? Karahanlar döneminde kurulmuştur değerli arkadaşlar. Türk tarihinin ilk kervansarayları, ilk medreseleri, ilk camileri, ilk hastaneleri değerli arkadaşlar Karahanlar döneminde kurulmuştur. Soru 33. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu hangisidir? Karluklardır değerli arkadaşlar. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu Karluklardır. Soru 34. Hangi halife döneminde Türkler ile Araplar arasında ilk savaşlar başlamıştır? Hazreti Osman döneminde ilk savaşlar başlamıştır. Bu dönemde Araplar ile Hazarlar savaşmıştır. Değerli arkadaşlar, Türkler ile Araplar arasında ilk savaşlar Hazreti Osman döneminde başlamıştır. Bu dönemde Araplar ile Hazar Türkleri savaşmıştır. Soru 35. İlk Türk İslam devletlerinde altın, gümüş, ipek, kumaş gibi değerli ürünlerin satıldığı kapalı çarşılara hangi isim verilmiştir? Bedesten adı verilmiştir. İlk Türk İslam devletlerinde altın, gümüş, ipek, kumaş gibi değerli ürünlerin satıldığı kapalı çarşılara Bedesten adı verilmiştir. Avrupa'da Al-Farabius olarak tanınan İslam bilgini kimdir? Farabi'dir değerli arkadaşlar. Avrupa'da Al-Farabius olarak tanınan İslam bilgini Farabi'dir. Soru 37. Türk tasavvuf edebiyatının ilk eserinin adı nedir? Divan-ı Hikmet'tir değerli arkadaşlar. Bu eserin yazarı Hoca Ahmet Yesevi'dir. Türk tasavvuf edebiyatının ilk eserinin adı Divan-ı Hikmet'tir. Bu eserin yazarı Hoca Ahmet Yesevi'dir değerli arkadaşlar. Soru 38. Türk İslam devletlerinde devlet idarecileriyle memurları hakkında şikayetlerin incelendiği divan hangisidir? Divan-ı Mezalim'dir değerli arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde devlet idarecileri ile memurları hakkında şikayetlerin incelendiği divan Divan-ı Mezalim'dir değerli arkadaşlar. Soru 39. İkta topraklarında köylünün üst üste 3 yıl bu toprakları ekmediği tespit edilirse topraklar elinden alınırdı. Bu durum ile amaçlanan nedir? Bu durum ile amaçlanan üretimde süreklilik sağlamaktır değerli arkadaşlar. İkta topraklarında köylünün üst üste 3 yıl bu toprakları ekmediği tespit edilirse bu topraklar köylünün elinden alınırdı. Buradaki amaç değerli arkadaşlar üretimde sürekliliği sağlamaktır. Soru 40. Türk İslam devletlerinde sarayın günlük işlerinden sorumlu görevlinin adı nedir? Kapucubaşı adı verilmiştir bu görevliye değerli arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde sarayın günlük işlerinden sorumlu görevliye Kapucubaşı adı verilmiştir. Değerli arkadaşlar, Türk İslam Devletleri ile ilgili hazırlamış olduğum soru cevap çalışmamın sonuna geldik. İlginiz için teşekkür ederim. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone henüz değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki soru cevap çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, takipte kalın.